Yeni'nin ev sahipliğindeki Silent Mode Podcast'ine hoş geldiniz. Bu seride bahsedecek birbirinden önemli konularımız ve ağırlayacak birbirinden kıymetli konuklarımız var. Ve onları daha dikkatle dinleyebilmek için bütün ortamı sessiz alıyoruz. Sürdürülebilirlikten tasarıma, dayanıklılıktan performansa birçok konuyu ele alacağız ve hep birlikte el ele daha iyi bir dünyayı nasıl inşa edebiliriz yollarına bakacağız. Ben Serdar Kuzuloğlu. Hadi sessiz alalım o zaman. Bu bölümde konuğum veri uzmanı Akan Abdullah. Akan hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel böyle senin bir boşluğunu bulmak, yarım saatliğine de olsa senden dinleyebilmek. Senden davet almak da çok güzel. Veri uzmanı ne demek? Biraz izleyicilerimize açıklayalım mı? Ben kendi tanımımı anlatayım. Böyle kitap tanımı üzerinden gitmeyeyim. Ben şöyle okuyorum. Veri uzmanının görevi, eskiden verinin kendisi çok önemliydi. Veri çünkü bulunmaz bir şeydi. Yani çok değerliydi. Şimdi her yer veri. Bana sorarsan veri uzmanı artık o veri kalabalığı içinde doğru damarı bulan, soğuk veriyi duyguya döndürebilen, o verinin okuryazarlığı, duygusal okuryazarlığını yapabilen kişilerdir veriler uzmanı. Hala çünkü çok teknik olarak anlatılıyor. Tabii ki bu işin çok teknik tarafı da var ve onu da yapıyoruz. Ama ben şunu söylüyorum, veriye ulaşmak değil, verinin içinde o verinin gizlediği doğru damarları bulmak. Çünkü artık veri bir veri çöplüğüne döndü. Her taraf bir iz. Bu kadar izin olduğu bir dünyada doğruyu bulmak bir yetenek. Veri uzmanı sadece bir şey teknik yapan birisi olmamalı. Verinin arkasındaki gizli duyguları, verinin bizden gizlemeye çalıştığı şeyleri bulan kişidir. Evet. Bu benim tanımım. Bir anlamda tabii böyle şey kahve falı bakma gibi bir şey de değil mi? Öyle, riski de yüksek. Şöyle bir şey aklıma çünkü bir şey söyleyeyim mi? Veriyi zorlarsan istediğini söyler ya sana hep deriz ya. Fazla zorlarsan veri istediğin her şeyi söyler. Dolayısıyla bu anlamda doğru yeri okuyabilmek de bir yetenek yani. Çünkü bir şeyi çok zorlarsan yanlış bir yere de gidebilirsin. Ya da baştan peşin bir hüküm ya da beklentiyle veriyi okumaya başlarsan. O da çok riskli. Seni dinlerken şey aklıma geldi, bu örüntü okuma meselesi. Bir büyük veriyle ilgili konferansta yabancı bir katılımcı yurt dışındaki konferansta şey demişti işte. Mesela etleriniz dökülür, ateşiniz çıkar, öksürmeye başlarsınız bilmem ne, bir sürü anlatırsınız. Doktor der ki ha bu grip der ve siz bunun grip olduğunu anlarsınız ve bundan sonra grip dediğiniz anda herkes ne demek istediğinizi anlar. Bütün o kadar şeyi anlatmaya gerek kalmadan. Yani bu örüntüleri çıkarma, okuyabilme, onları bir anlamlandırabilme önemli. Peki şimdi bu kadar verinin içerisinde yüzen ve anlamlandıran biri olarak diyelim ki ben konuyla, coğrafyayla çok ilgisiz, alakasız, bilgisiz biriyim. Bana şöyle genel anlamda bir Türkiye'yi anlatır mısın? Bu içinde yaşadığımız, hepimizin iyi kötü bir fikri olduğu, öngörüsü olduğu nasıl bir ülke? Ne anlamalıyız? Türkiye'yi bize veri ışığında bir tarif et. Söyleneni anlatmayacağım. Gerçekleri anlatacağım. Tabii çünkü ki. Bir anlatılan ve söylenen bize hatta empoze edilen bir Türkiye var ve değerler var. Ama sahada başka gerçekler görüyoruz. Benim işim gerçekleri söylemek. Önce şöyle söyleyeceğim. Gelecek 10 yılda 90 milyon olacak. 90 milyonluk ülkenin %75'i 15 mega şehirde yaşayacak. Şey diyebilirsiniz bize, ya hangi 15 mega şehir? Bizim 3 tane mega şehrimiz var. Evet, 12 tane daha geliyor. Şu anda ülkenin %60'ı şu anda zaten %60-65'i büyük şehirlerde yaşıyor. Mega şehrin şeyi ne oluyor? Tanımı? İstanbul yani gibi yani düşünebilirsiniz. Işte İstanbul, Ankara, İzmir. Evet. Ama şey de hayat tarzları anlamında da bazı dijitalleşme anlamında da bazı kriterler var. Şu anda %60-65'i zaten ülkenin büyük şehirlerde yaşıyor. Bu büyük şehirlerden 15 tane mega şehir türeteceğiz. Peki bu neye götürecek bizi? Mega şehirlerde Türkiye'de mega şehirleşmeyle birlikte hızlıca değişecek. Mesela ne olacak? Şu anda mesela şöyle anlatıyoruz. Türkiye geniş aileler ülkesidir. Doğru değil. Şu anda Türkiye'de geniş ailelerin oranı %14'e düştü. Çünkü mega şehirleştikçe mega şehirlerde hepimizin bildiği üzere şeyler, metrekareler, kira paraları çok yüksek olduğu için küçük metrekarelere tamah etmek zorundayız. Bu da aileyi küçültüyor. Dolayısıyla büyük geniş aile kavramı bitiyor. Mikro ailelerin ülkesidir Türkiye. Türkiye kolektif kültürün ülkesidir derler. Doğru değil. Türkiye çok hızlı bir şekilde bireyselleşen, çünkü geniş aile kalırsa
kolektif kültür olursun. Bizde geniş aileler küçülüyor. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde mikro ailelere doğru gidiyoruz. Hep yani ne söyleniyor aslında gerçek neyi anlatmaya çalışıyorum. Aile tipolojisini mesela işte anne, baba, çocuk olarak tanımlamaya çalışıyoruz. Ama alttan gelen dalgalar böyle değil. Şunu görüyoruz. Yeni aile tipoloji, mikro ailelerle birlikte yeni aile tipolojileri de ortaya çıkıyor. Mesela 2021 yılında 600 bin evlilik var. 227 bin boşanma var. Dolayısıyla anne çocuk aile tipolojisi en hızlı büyüyen, yani ki onlara şey diyorum ben, Amazon anneler diyorum, büyüyen bir aile tipolojisinin ülkesidir. Mesela devam edeyim. Türkiye genç ülkedir deniliyor. Doğru değil. Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden bir tanesi. 2012 yılında yaşlanma süreci başladı. 2038'de Serdar bu iş tamamlanacak. 16 yıl kaldı bu arada. Onu da söylemiş olayım arada. Ve biz kendimize yaşlı bir ülke demeye başlayacağız. Dolayısıyla anlattıklarımızla sabaha kadar devam edebilirim ama anlattıklarımızla, yani hani tutumlarımızla davranışların hiç tutmadığı bir ülke Türkiye. Biz birazcık realiteye dönersek, gerçek evet. Türkiye ile yüzleşirsek ona yönelik daha doğru adımlar atarız gibi geliyor bana. Senin söylediklerinin ışığında gündemimizi oluşturan konular biraz mezarlıktan geçerken ıslık çalmayı andırdı bana. Biraz öyle. Değil mi? Yani biraz öyle. Hakikatleri ama ağzımızın tadı kaçmasın. Aman söylemeyelim. Aman söylemeyelim. Ki bu da bizim coğrafyanın herhalde çok karakteristik özelliklerinden biri. Hı. Peki bir sonraki kısımda bir geçmeden önce ara parantez açayım. Bu ne diyelim, bekar anneler, bekar anne evleri, bu kategori yakın zamana kadar ekonomik özgürlükle çok özdeşleştirilirdi ve sanki boşanan anneler ailelerinin, anne babalarının yanına geçer gibiydi. Sen diyorsun ki bireysel olarak hayatlarına devam ediyor. Bu aynen yeni öyle. Bir yaşam kültürü de getiriyor aynen beraberinde öyle. Değil mi? Aynen tüketiminden öyle. Yaşam tarzına kadar. Valla o bütün her şeyi değiştiriyor. Çünkü aileyi anne baba çocuk gibi tanımlamak tamam da realitede o yok. Yani realitede o yok demeyeyim. Anne baba çocuk tipolojisi hala var ama anne çocuk tipolojisi bambaşka bir tüketim şekli, bambaşka bir hayat şekli ve burada bir anne figürünün güçlendiğini ve çocuğuyla ilgili bu anlamda geleceğiyle ilgili planlama yaptığını, ona yönelik markalar seçtiğini, ona yönelik bu markayla ilişki kurduğunu vesaire net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bu arada bunu sadece bir örnek olarak verdim. Böyle alttan gelen başka öbekler ve hayat tarzları da var. Şüphesiz. Ama Türkiye'nin tanımladığı ve ortak yatay kesen hayat tarzı dediğimiz hayat tarzı aslında birazcık hayallerde gibi görünüyor. Aşağı indiğimizde bambaşka dip dalgalar var ve bu dip dalgalar Türkiye'yi çok hızlı değiştiriyor. Ve biz bu değişimi tutumlarda dilimizde kabul etmesek de davranışlarımızda kesin ve net bir şekilde kabul etmek zorundayız. Çünkü onları göreceğiz hayatta. Onlarla bir araya geleceğiz. İnteraksiyon onlarla olunca gerçek neyse odur. Özellikle de sanıyorum marka iletişiminde %100. Bu çok belirleyici olacak değil mi? Ya mesela şunu çok yani yeri ve zamanı mıdır bunu demenin bilmiyorum ama mesela markalarımız çok şey hala böyle aile değerleri üzerinden bir anne baba figürünün üzerinden gidiyorlar ama işte bu yeni aile tipolojisi, bu annenin de ihtiyaçları var. Bu anne çocuğuyla ilgili ihtiyaçları var, kendisiyle ihtiyaçları var. Bu segment büyüyor ve realitede bu segment bu markalarla da ilişki kuruyor. Ve biz bu büyüyen segmentin ihtiyaçlarının ne olduğunu markalar olarak iletişim kurarken, ürün geliştirirken mutlaka dikkate almak zorundayız. Yani bize yukarıda başka gerçekler söyleniyor ve biz bu kabul edilmiş gerçekler üzerinden gidersek duvara toslarız. Çünkü aşağıda başka şeyler oluyor. Onun için bu segmentin ihtiyaçları gerçektir ve o ihtiyaçlara da ilgilenmek zorundayız. Konuşmandan tabii iki projeksiyon yapmak mümkün. Hani normalde pozitif bakış açısıyla baktığımızda ayakları üzerinde duran güçlü şehir kadını gibi bir profil çizmekle birlikte Türkiye şartlarını düşününce biraz öfkeli bir aile platformu görüyorum, ortamı görüyorum. Doğru mudur? Öfkeli diyebilir miyiz? Öyle. Yani? Şöyle bir kere birinci söylediğin şeye şöyle bir katkıda bulunayım. Evet, kadınların çok ciddi sorunları var. Ama belki de baktığımızda bugün kadınlara baktığımızda en organize mücadeleyi bugün kadınlar veriyorlar. Şimdi onun da hakkını vermek lazım. Dolayısıyla kadınlar kendi problemlerini çözme noktasında çok mücadeleciler. Erkeklerden çok daha mücadeleciler. Bugün şeye baktığımızda yani kadınların sokağa çıktıklarına, yaptıklarına baktığımızda bir erkek bulamıyoruz. Yani biz erkekler uzun zamandır ortalıkta yokuz. Sıvıştık biz yani. Dolayısıyla her problem aslında kendi kahramanlarını da yaratıyor. Dolayısıyla kadınların bu anlamda geleceği bu ülkede parlak gibi görünüyor.
Dolayısıyla bu anlamda aslında kadınların bu mücadelesini de görmek de gerekiyor. Bir de şunu da görüyoruz. Hani az evvel şey dedik ya, kadınlar aslında bir taraftan da evet bazı problemler var. Bizim biliyorsun, sen de çok kullandığın hayal haritasına baktık. Kadınlarımızın aslında %14'ü sadece bugün verimli bir hayale sahip. Gerisinin çok verimli bir hayali yok. Ama bir taraftan da gidişata baktığımızda, trendlere baktığımızda orada ben çok kısa zamanda bir ciddi bir değişim ve dönüşüm de bekliyorum ki şey de rakamlar, yani iş hayatına katılım rakamlarına baktığımızda kadınların topluma entegre olma, kadınların aslında güçlenme, bu anlamda şirketlerdeki haklarını alma noktasında da hayli başarılı bir mücadele verdiklerini de göz ardı etmiyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bugün bazı çok iyi olmayabilir ama gidişat, en azından erkekler ve kadınlar olarak karşılaştırdığımda kadınların gidişatından ben çok pozitif ve olumlu görüyorum. Peki hani tabloyu tamamlama adına birkaç böyle anahtar kelimeyle tanımlayacak olsak, Türkiye'de yaşayan insanları hangi sözcüklerle anlatabiliriz, özetleyebiliriz? Vallahi birkaç tane sözcükte anlatayım. Aslında hayat tarzlarına baktığımızda 9 tane hayat tarzı var gibi görünüyor. Ama ben o 9 hayat tarzının ayrışma noktalarına hiç girmeyeceğim. Birleşme noktalarına girmek istiyorum. Şunu net bir şekilde o birleştikleri nokta, şu anda bir monotonluk korkusu görüyoruz. Hepsinin ortak noktası bir monotonluk korkusu var. Yani her günü birazcık diğer günün gibi aynı yaşama korkusu var. Onun dışında baktığımızda bu bir değerler noktasına baktığımızda bir modernleşmeyi çok ortak bir nokta olarak görüyorum ki bir taraftan modernleşme arzusu mu, eylemi mi? Hem arzusu hem eylemi görüyoruz. Yani ben mesela çok böyle bir sanki bir ülke modernleşmiyormuş gibi bir korku oluşuyor aslında, ama doğru değil. Baktığımızda en hızlı büyüyen segment Türkiye'de modern muhafazakar dediğimiz segment ki bu Bekir abinin söylemleri bunlar. Onu da hakkını vermiş olalım. Konda'nın aslında bunlar segmentler. Endişeli modern ve modern muhafazakarlara baktığımızda eskiden çok ayrışır gibi görünen bu iki segmentin aslında modern olmakta, aslında barışma noktasında, ülkeyle ilgili umutlar noktasında bayağı ortak noktalara artık sahip olduklarını görüyoruz. Onun için ben şöyle söyleyeyim, ben bizim jenerasyona, belki de sen buraya kendini koymak istemeyebilirsin, ben kendimi koyacağım. Son Mohikanlar diyorum, bizden bu ülke kurtulduğunda ülkenin geleceği çok parlak olacak Serdar, onu söyleyeyim. Şu anlamda bu yeni gelen jenerasyonun şunu görüyoruz, pratikleri anlamında çok ortak noktalar görüyoruz. Bazı değerlerde farklılaşıyorlar ama sırtlarında bizim zamanımızda bize taşıtılan, bizim sırtımıza konulan hiçbir bagajı taşımadıklarını görüyorum. Dolayısıyla bu modernleşme, bu barışma sürecinin full force devam ettiğini düşünüyorum. Onun için bu anlamda ayrışma noktaları görünse de değerler anlamında pratiklerde çok ortak noktalar olduğunu düşünüyorum. Senin anlatımından bizim kuşağın değişiminin hani böyle Matrix'e yeni program yazılım yükleme versiyonu yükseltme gibi öyle olduğunu düşündüm kendi içimden. Tabii büyük değişimler yaşanıyor, hassasiyetler değişiyor, öncelikler değişiyor. Bir örnek vereyim ya, neyi kastettiğimi söyleyeyim. Mesela şimdi bu tanım kullanıldığı için çok söyleyeceğim. Ben bu tarz kavramlardan çok hoşlaşan birisi değilim. Ama data okuduğum için o tanımın üzerinden gideceğim. İşte tabela üniversiteler diye böyle bir tanım sürekli böyle kullanılıyor. Ama o tabela üniversiteler dedikleri üniversiteler, ki bence hiçbir üniversite tabela üniversitesi değildir. O da büyük bir sosyolojik problemi çözme noktasında çok önemliler. Neyi anlatmaya çalışıyorum? İşte bu hayat tarzları aslında temelde bu çok ayrıştığımız gibi görünen hayat tarzları, gençlere gittiğimizde bu üniversitelerle birlikte farklı hayat tarzları olan bu gençler aynı üniversitelerde, aynı okullarda, aynı masalarda, aynı hocalara kızdılar, aynı notları paylaştılar ve onlara anlatılan hamasi hikayelerin birazcık çok da önemli olmadığını anladılar. Dolayısıyla yeni gelen bu jenerasyon bizim sırtımıza konan ve kuvvetli ihtimal biz de onların sırtlarına koyacaktık. Onlar bu bagajları kabul etmediler. Onun için baktığımızda bu bireyselleşen Türkiye'nin, bu hayat tarzları farklılaşan Türkiye'nin aslında büyük bir barışma
sürecine girdiğini net bir şekilde görüyorum. Hiç öyle görünmese de böyle dışarıda sürekli konuşuyoruz ya, polarize ülke. Evet, resim öyle görünüyor çünkü polarize olan her şey iletişimsel olarak daha çok ilgi çektiği için ve sosyal medya algoritmaları da böyle çalıştığı için çok önümüze çıkıyor. Ama sahaya aşağıya indiğimizde gelecek Türkiye, yani en azından bu bugün için yaptığımız bir içerik sadece değil, belki de 5 yıl sonra birisi bunu izleyecek. Bakalım o zaman haklı çıkacak mıyım? 5 yıl sonra barışmış, modernleşmiş, eski sosyolojik sorunları kabul etmeyen, dünyayla rekabete inanan, kadın haklarına inanan, çocuk haklarına inanan ve dünyadaki global markaları seven, öyle düşündüğümüz gibi nefret etmiyoruz, öyle dünyayla kavga falan etmiyoruz, bayağı seven ama global markaların kendi değerlerine, kendi lokal değerlerine hitap etmesini daha çok seven ve dünyaya entegre olmak isteyen bir gençlikle karşı karşıya kalacağız. Ve o zaman Türkiye çok daha rahatlamış olarak yoluna devam edecek. Yani ben bile dinlerken rahatladım. Memleketi düşünemiyorum yani bu bahsettiğim profille. Business problem Serdar. Evet, biz gittikten gençin için şöyle bir sorun. Tabii her kuşak kendine ait travmalarla, bagajlarla büyüyor. Bakalım onlarınki nasıl olacak. Biz de hani sen... profesyonel bir veri okuyucu olarak, ben bir profesyonel medya gözlemcisi olarak bütün bu kitleye bakarak bir anlamlar çıkarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim için her anlamda ne diyeyim, böyle heyecan verici olacağına eminim o açıdan. Peki şimdi bu eksenden yola çıkarak bir öncelik midir, hassasiyet midir, belki bunların ikisi de değil de çıplak bir gerçekliktir, bilemiyorum ama sürdürülebilirlik son dönemde çok sık vurgulanan kavramlardan biri. İşte bugünkü ev sahibimiz Miele de bu konuda çok iddia sahibi bir marka ve hani bugünün temel ezberlerini, hani kullan at, yap unut, uçsun gitsin bir hikaye tadında hayatın aksine daha uzun elini, daha uzun soluklu ilişkiler kurmaya çalışan ve hani bir asrı aşkın süredir bunu başaran bir marka. Fakat bugün baktığımızda artık markaların kendi ideolojilerinin ötesinde dünyanın sürdürülebilirliği, insan varlığının sürdürülebilirliğini konuşuyoruz ve bu çoğu zaman çerçevesinde çizmekte zorlandığımız bir kavram. Türkiye'ye bu nasıl girdi ve bunun algısı ne? Yani dünyadaki algısına yönelik bir şeyler biliyoruz ama Türkiye kısmı senin bakış açından ilginç inanılmaz, olabilir. İnanılmaz bir veri vereceğim sana. Ondan sonra bu arada ilk sorduğun Türkiye sorusuyla da ve gelecekteki Türkiye sorusuyla da bir bağlamak istiyorum ama önce... Lütfen. Çünkü önce bir şey, core bir data vereyim. Covid'den önce sürdürülebilirlik, bu arada sürdürülebilirlik must, yani mecbur sürdürülebilirlik işini çözmeye ama... Türkiye ilgileniyor muydu? Covid'den önce ilgilenmiyordu. %1,5'tu, öyle söyleyeyim. Türkiye'nin sadece %1,5'u sürdürülebilirlikle ilgileniyordu. Sonra Covid geldi, %43'e çıktık bir anda. Bir anda %43'e. İnanılmaz. Sonra yangınlar oldu ve %77'lerdeyiz şu anda. Türkiye'nin %77'si sürdürülebilirlikle ilgileniyor. Bu arada halk sürdürülebilirlik demiyor, vatanın kendisine yetmesi diyor. Ülkenin tabii, kendisine tabii yetmesi. Doğru bir tanım, basit çok ama bu anlamda çok doğru bir tanım. Şimdi şurası kesin, zaten hayat, yani halkımız ilgileniyor, ilgilenmiyor, ilgilenmeseler bile bir sürdürülebilirlik konusunda bir şeyler yapmak zorundayız. Çünkü şu anki tüketimimize devam edersek zaten 1,5 gezegene daha ihtiyacımız var. O gezegen yok. Dolayısıyla bak, öyle bir buçuk gezegenimiz daha yok. Dolayısıyla mecburduk bunu yapmaya ama işin güzel tarafı işte her musibette bir hayır vardır ya. Covid musibetti bu anlamda ama hepimize bir doğru yolu gösterdi ve şu anda Türkiye'nin önemli bir kısmı bu anlamda sürdürülebilirliğe önem veriyor. Şimdi biraz önce şu Türkiye sorusuna bir dönmek istiyorum çünkü sürdürülebilirlikle çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu değişen Türkiye, gelecekte Türkiye nasıl olacak sorusunun gençlerle ilgili ekleyeceğim bir şey var orada ve sürdürülebilirlikle de çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Şunu net bir şekilde görüyoruz ki bu gençlik 4. sanayi devriminin gençliği. Yani bizim biz 2. sanayi devriminin ürünleriydik. Ben öyle yetildim. Benim bütün olayım daha çok çalış, yukarıya çık ki daha çok tüketebilirsin. Bana böyle öğretilmişti. Dolayısıyla sürekli savaş, herkesi geride bırak. Çünkü senin kaynaklardan daha çok koparman lazım. Benim bütün eğitimim, bütün bana verilen şey, değerler, yol,
eğitim sisteminde hep böyleydi. Biz böyle bir jenerasyonuz. Dolayısıyla biz şunu söylüyorduk. 5 saatte bir işi yapıyorsak uzman yardımcısıyız. 3 saate düşersek uzman oluruz ve bir üste çıkarız. Ve herkesi geride bırakırız. %30 daha çok ücret verirler. Bütün matematiğimiz üste çıkmak üzerineydi. Şimdi bu gençlerle bu barışmaya başlamış, az evvel anlattığım gençlerle araştırma yaptığımızda ikinci sanayi devriminin bu değerlerine hiç inanmıyorlar. Hatta şöyle bir kavram sürekli söylüyorum onlarla ilgili. Onlar eşitler arasında birinci olmak istiyorlar. Eşitler arasında neyde eşit olmak istiyorlar? Dünyanın kaynaklarını koruma noktasında, dünyanın kaynaklarını tüketme noktasına, insan hakları, hayvan hakları, insancıl yaşama hakları konusunda böyle herkesi geçeyim, ben üste çıkayım, daha çok tüketeyim değil. Buralarda eşit olmalıyız ve dünyayı paylaştığımızı kabul etmeliyiz. Ve bu anlamda birimizin çıkıp daha çok tüketmesini, bu neoliberal değerleri aslında çok kabul etmemeliyiz diyen. Ama birinci bir kelimesi var, onu da altını çizmek zorundayım. Orada da diyor ki, evet buralarda eşit olmalıyız ama belli başlı yeteneklerim var. O da görülsün. Eşitler arasında bilinç. Zaten Covid olmasa da baktığımızda bu 4. sanayi devriminin yarattığı değerlere ve gençliğe zaten oraya gelecektik Serdar. Sadece Covid hızlandırdı bu anlama. Gelmemiz gereken yere bizi daha hızlı bir şekilde attı. Biz zaman atlaması yaşadık. Dolayısıyla bu gençlik zaten sürdürülebilirlik başka bir şey tanımıyor. Eşit paylaşımdan, canlıları anlamaktan, dünyanın kaynaklarını doğru kullanmaktan, sürekli yukarıya çık şeyine, matematiğine hiç inanmıyorlar ki. Dünya raporlarına baktığımızda da o matematiğin de artık hiç tutmadığında biliyoruz, çünkü şunu söyleniyordu. Şirketler daha çok sürekli kar yaparlarsa o karlar daha çok fırsat yaratır. O fırsatlar dünyayı güzelleştirir. Kar yarattık. Ne bir fırsat yok, ne de dünya güzelleşti. Onun için şunu söylemek zorundayım. Niye buraya döndüm? Covid hızlandırdı. Ama Covid'e de siyah kuğu muamelesi yapmak istemiyorum. Zaten Türkiye bu gençlikle, bu 4. sanayi devriminin gençliğiyle oraya gelecekti. Covid'in hayrı tek şu oldu, çok hızlı bir şekilde oraya bizi getirdi. Hatta ben bir rakam da vereyim. Şunu söylüyorum sürekli, 6 yıl bizi attı öne. Dolayısıyla biz 6 yıl sonra buraya gelecektik, bugün gelmiş olduk. Yani özetleyecek olursak 2-2,5 yıl gibi bir süreçte %1 hassasiyet %70 seviyelerine. 1,5'tan 77'lere geldik. Evet, 77. İnanılmaz bir seviye. Ve dolayısıyla bu insanlar, ve şöyle de söyleyeyim. Ve eskiden mesela şey gibi görürdük. Sürdürülebilir küçük bir kitlenin meselesi ama geliri yüksek olan bir kitlenin. Evet. Artık öyle bir şey yok. Hayır, bir de aksine, tam aksine. Yani en basitinden hani gıda sürdürülebilirliği, doğa sürdürülebilirliği açısından baktığımızda işte Türkiye'nin yakın zamanla ve dünyanın da aslında kaçınılmaz olarak damgasını vuran verimlilik meselesinde, tarım verimliliği ve hasat rekolte mevzunda, yani şöyle en basitine söyleyeyim. Domatesin kilosunun 100 lira olmasıyla domatesin soyunun tükenmesi, yok olması arasında hiçbir fark yok. Dünyanın %99.9'u için. Yani domates o fiyata çıktı mı artık yok anlamına geliyor. Bunu anlamak şöyle bir bilgi lazım. Vereyim o zaman. Son 10 yılda çiftçilerimizin %38'i mesleği bıraktı. Bundan dolayı da verimli topraklarımızın %15'ini işlemez hale geldik. Dolayısıyla sürdürülebilirlikte bir gıda sürdürülebilir meselesi var ama gıda bir numaraya koydukları mesele değil. Gerçi bu markanın çok ilgili olduğu bir konu. Suyu koyuyorlar bir numaraya. Tabii. Gıdayı değil. Diyorlar tabii ki suyumuzun sürdürülebilirliği. Bu çok önemli bir farkındalık, çünkü doğru. Türkiye'nin şu an suyu sürdürülebilir değil. En uzun süre üstüne çalışılan konulardan biriydi değil mi? Yani bu su ve ağaç toprak meselesi, ama algılanması çok uzun zaman aldı. Çok anlattık, o havzalar anlatıldı, Konya anlatıldı. Şimdi ama herkes algılıyor, evet. Onu söyleyebilirim. Bir numaraya suyu koyuyoruz. Sonra gıda, sonra enerji koyuyoruz. 1 ve 3 bu markanın çok ilgili olduğu konular. Evet. Peki son bu sürdürülebilirlikle ilgili parantezi de şununla kapatayım. Bütün bunlar kaçınılabilir şeyler miydi? Yani bunlar doğal sonuç değil mi? Doğal yan etki değil mi? Yani böylesine bir üretimin pompalandığı, böylesine bir rekabetin, böylesine tüketime odaklı bir matematiğin, aritmetiğin, büyümezsen yok olursunun bir anlamda zirvede olduğu bir yapıda sürdürülemezlik kaçınılabilir miydi? Ya şöyle Serdar, aslında bu işin en kalbine gittiğimizde, o 1800 yıllarında ilk bu kavram ortaya çıktığında, nasıl çıktı ortaya biliyor musun? Büyümenin sınırları. Yani nasıl kaldıracağız bu sınırları?
kapitalizm için çıkarttık bu kavramı. Sonra kendimize geldik. Sonra uyandık. Ya biz ne yapıyoruz dedik. Neoliberalizm aslında sürdürülebilirlik konusunu da büyümenin sınırları içinde nasıl bu sınırları kaldırırız ve nasıl daha çok büyürüz. Sonra anladık ki bu büyümeye yönelik açlığımızın kendisi bu hale bize getirdi. Yani büyümenin sürdürülebilirliğine çabalarken sürdürülemezlikle. Aynen öyle. Duvara tosladık. Şöyle artık bu arada yani çok politikte durmak istemiyorum ama neoliberalizmin sonuna geldiğimiz artık net. Evet. Ama yerine ne koyacağımızı bilmiyoruz Serdar. Evet. Ama nasıl değerlerle yürüyeceğimizi biliyoruz. Değerlerimiz ortaya çıktıktan sonra yerine ne koyacağımızı da en kısa zamanda buluruz diye tahmin ediyorum. Tabii bütün bu neoliberal kapitalist eleştiri ve savunmaların temelinde yatan şöyle bir şey var. Kapitalizm her forma girmeye ve her şekli almaya çok muktedir, mahir olduğundan bir şekilde her düzende kendine ait bir yolu buluyor. Çünkü çok insani zaaflardan da besleniyor. Peki son olarak sana şunu sorayım. Mesleğin veriyi okumak. Ama dediğin gibi veri artık her yerde, veriye ulaşmak ve okumak marifet değil, onu bir anlama oturtup stratejiye çevirmek mesele. Siz de şirket olarak zaten senin profesyonelliğin ışığında bunu gerçekleştiriyorsunuz. Peki müşterileriniz ekseninde durum ne? Yani dinliyorlar da bunu eylemlerine dönüştürüyorlar mı yoksa sadece bilmek onların iç huzuruna yetiyor mu? Dinliyorlar. Yani haksızlık etmek istemem, dinliyorlar. Ona şüphem yok. Ya, şu anlamda şöyle çok zor bir işim var benim Serdar. Şu anlamda zor bir işim. Bir şey anlatmaya gittiğim insanlar bu işi yıllar boyunca ömürleri boyunca yapmışlar. Ama benim onlara neyi göstermem lazım ki beni dinlesinler? Ben gidip de onlar zaten bu işi rutine bağladıkları için ve bazı şeyleri artık her gün aynı şekilde yaptıkları için bazen bu rutin onları o otomatik pilota aldığı için yaptıkları işin o ilginç tarafını bazen artık göremez hale gelebiliyorlar. Ben dışarıdan geldiğimde aslında tutkumu da getiriyorum. Ve o tutkuyu içeriye getirdiğimde onlara şeyi hatırlatmış olurum. Ya biz böyle bir iş yapıyoruz ya. Biz hala güzel bir iş yapıyoruz. Biz hala bir sürdürülebilirlik meselesi yapıyoruz. Biz sürdürülebilirlik işinin içindeyiz. Biz suyun işinin içindeyiz. Biz sadece tabii ki teknoloji var bu işin içinde ama sadece bir makine falan üretmiyoruz ki bir bulaşık makinesi. Biz dünyanın suyunu koruyacak teknoloji üretiyoruz dediğimizde ve bu tutkuyu ortaya koyduğumuzda dinliyorlar. Ben bazen ne söyleyeceğim için değil tutkumu getirip onları yeniden öyle bir uyandırmak, tutkuyla yaptıkları işe bakma noktasında onlar için böyle bir uyandırıcı oluyorum ya, o zaman dinliyorlar. Yoksa ben bu tutkuyu getirmesem, ya bu insanlar işlerini çok iyi biliyorlar ya. Bazen benim görevim sadece onlara ne yaptıklarını yeniden hatırlatmak. Bu kadar ya, bu kadar basit. Ve dışarıdan birisi gelince bunu hatırlatabiliyor onlara. Ama içeride her şey çok rutine dönüyor ya bazen. Ya aynı şey yapıyoruz diyor. Yapmıyorsun aynı şeyi ya. Su konuşuyorsun ya. Dünyanın suyunu konuşuyorsun. Dünyanın enerjisini konuşuyorsun. Onun için dinliyorlar. Çünkü ne söylediğim kadar nasıl söylediğimin de önemli olduğunu düşünüyorum. Direnç noktaları ne? Şu açıdan da sordum. Mutlaka farklı cevapları da vardır ama biraz önce bahsettiğin o kuşaklar arasındaki algı ve öncelik farkları, hassasiyet dönüşümleri muhtemelen senin işinin algısını da dönüştürecek ama en büyük karşılaştığın direnç ne oluyor? Ya çok az karşılaşıyorum ama yankı odaları en büyük düşmanımız oluyor. Herkes o algoritmik dünyada kendi dünyasının değerleri üzerinden geliyor ya. Hepimizin bildiği yankı odaları sadece hatırlatayım. Sosyal medyada sadece sana benzerlerle birlikte olduğun için bazen o sosyal medyada gördüklerin dünyayı temsil ettiğini zannediyorsun. Ve ben gelip sana Türkiye'yi anlatmaya başladığımda şöyle bir şey yaşamıştım. Yer sofrasını anlatmaya çalışıyordum. Nasıl yani bir masa mı satın alamıyorlar demişti. Oysa o bir kültür. O yer sofrasını bilerek kullanıyor. Masa tabii ki satın alabiliyor. Ama kabul edememişti yer sofrasını. Böyle bir grubun bayağı da büyük bir segmentin öbeğin olduğunu. %63'tü en son. Aynen öyle. Biraz azaldı şu anda ama hala büyük. Dolayısıyla çok karşılaşmıyoruz ama o yankı odaları, haksızlık etmek istemem, hepimizde o yankı odaları var. Yani kendi yankı odalarımız üzerinden Türkiye'yi anlamaya çalışınca bazen söylenen şeyler bizi şok edebiliyor. Öyle küçük rezist ama kimse datanın önünde duramıyor. Dolayısıyla diyoruz ki tamam bir dakika ben sana anlatayım, ben sana göstereyim dediğimizde o direnç noktaları kırılıyor. Tek orada görüyorum yani biraz yankı odalarımızdan, halalarımızdan, teyzelerimizden dünyayı algılama durumumuz olabiliyor bazen. O da çok sürmüyor.
bir medya çalışanı olarak çok beslendiğimiz konu evham, umutsuzluklar, bir negatif bakış açılarıdır. Çünkü bunlar insanın daha harekete geçirici ve ilgi uyandırıcı motivasyonlarını kesinlikle adresler. Seninle sohbete başlarken de birazcık bu eksene doğru kayacak mı diye düşünüyordum ama bu 2023'ün ilk aylarına denk gelen sohbetimizde çok daha parlak, aydınlık, umut dolu bir geleceğe baktığımızı ve ihtiyacımız olan pek çok şeye sahip olduğumuz hissine kapıldım. Sanıyorum future bright diyebiliriz diyebiliriz. Çok. Ya sistemlere bakarak ya da sistemsizliğe bakarak korkuyoruz bazen Türkiye'nin geleceğiyle ilgili. Bırakın biyoloji gerisini halletsin diyorum zaten. biz yaşlanıyoruz. Biz gittikten sonra bu gençler. Doğal seleksiyon. Evet, doğal seleksiyon bu Türkiye'yi başka bir yola götürecekler. Su akıp yolunu bulacak. Bulacak. Hakan çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte olduğun için. Başka bir vesileyle yeniden sohbet edebiliriz. Her zaman çağır, her zaman geleceğim Serdar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.